Evet, merhaba değerli öğrencilerim. Balkan Savaşları ile karşınızdayım arkadaşlar. Balkan Savaşları'nın en son soru 2022 sınavında çıktı. Ee, 2022 sınavında. İnşallah yine sorular gelir diye güzel bir şekilde Balkan Savaşı işleyeceğiz arkadaşlar. Önce tahtadan anlatacağım Balkan Savaşları'nı. Sonra ders bitiminde hemen kaçmayın. Harita ve tablo üzerinden akıl tahtada bir kere de tekrar yapacağım. Yani bu videoyu izleyip de Balkan Savaşı'nı anlamamak yok. Tamam Bahane kabul etmiyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Birinci Balkan Savaşı, İkinci Balkan Savaşı. Hemen son cümleyi baştan kurayım. Birinci Balkan daha çok bizle ilgili, İkinci Balkan, Balkan devletlerinin kendi arasında. Peki Ahmet Hocam, Birinci Balkan Savaşı'na kimler katıldı? Arkadaşlar, bunu biz kasabaya diye kodladık. Kasabaya derken, Karadağ, Sırp, Bulgar, Yunan. Karadağ, Sırp, Bulgar, Yunan katılan ülkeler. Bakın Arnavutluk yok. Tamam mı? Romanya yok. Peki hocam bu savaşın sebepleri ne? Arkadaşlar işte burası önemli. Savaşın sebepleri. Şimdi birincisi bu savaşın sebebi arkadaşlar Osmanlı'nın zayıflığı. Nereden biliyoruz bunu? Trabluskar Savaşı. İkincisi Sizce Osmanlı'yı Balkanlar'da kim kışkırtır? Osmanlı'ya karşı Balkanları kim kışkırtır? Rusya. O zaman Rusya'nın izlediği politika. Yani panislavizm. Şimdi dinleyin. Buradan bir yorum yapıyorum. Panislavizm varsa milliyetçilik vardır. Sevgili gençler. Dikkat. Savaşın sebeplerinde bağımsızlık yoktur. Ama hocam nasıl olacak? Palista e bizim milliyetçiktir ama bunlar zaten bağımsız. Romanya, Sırbistan, Karadağ, Berlin konferansında bağımsız oldu değil mi arkadaşlar? Şimdi Romanya, Sırbistan, Karadağ, Berlin'de, Bulgaristan ikinci meşruiyette. O yüzden bunlar zaten bağımsız. İyi de hocam bunların derdi ne? Osman'ı Balkanlardan atmak. Osman'ı Balkan'dan atmak. Şimdi açıklayacağım bunu da. Arkadaşlar ben bunu anlatıyordum böyle yıllarca mesleğin ilk yıllarında. Ya diyorum Osmanlı Balkanlardan at 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 tamam da bir güce ton düştü. Bunlar zaten bağımsızsa bizi nereden atacaklar? Zaten bunlar bağımsız. Makedonya bölgesinden. Selanik'ten. Oldu mu? O zaman cevaplayalım. Makedonya ve Selanik bölgesi hangi savaşlara kaybedecek? Balkan savaşları. Okey. Peki arkadaşlar bu savaşın bir sebebi daha var. Osmanlı'nın zayıflığı, panislavizm, Osmanlı Balkanlardan atmak. Dikkat! Harika bir bilgi. Kiliseler sorununun çözülmesi. Kiliseler sorununun çözülmesi. Bilen var mı acaba içimizde bunu? Arkadaşlar bunlar biliyorsun Slavdır. Panislavizm değil mi? Hatta Rusya panislavizm yaparken rahatına baktı. Reval görüşmesi ve Rakkonigi anlaşması. Reval İngiltere yaptı. İtalya Rakkonigi yaptı. Balkanları elini rahatlattı. Panista bizim dibine vurdu. Çok para harcayacak bunlara. Hatta çok para harcayacak için ekonomisi bozulacak. Bolşevik ihtilaline kadar bir süreç olacak. Ahmet Hocam kiliseler sorunu ne? Slav arkadaşlar bunlar. Slavlar Ortodokstur. Ortodoksların kutsal merkezi Fener Rum Patrikhanesidir. Yani İstanbul'dur. Tamam mı? 1873-74'te Balkanlarda ayaklanmalar çıkınca Karadağ'da, Belgrad'da, orada burada Bosna'da biz buna Balkan bulalım dedik. Bulgaristan o hengamede bağımsızlığa adım atmak için kendi kilisesini kurdu. Normalde Ortodoks kilisesi, normalde Ortodoks kendine kilise kurdu. Yani Ortodoksluk içinde Ortodoksluk gibi oldu. Bu diğer Balkan ülkeleri tarafından hoş karşılanmadı. O yüzden bunlar sorunluydu arkadaşlar. Bizim için iyiydi. İttihat terakki geldi. Ya ayıp değil mi? Niye birbirimize sert davranıyorsunuz dedi. Sorun nedir dedi. Bizimkiler bunu çözdü. Çözmez olaydı. Bunlar barıştılar. Zaten barışınca ilk kim ısırdılar gençler? Hayatın kuralıdır. Size en çok kim üzer? En çok kime iyilik yaptıysanız o üzer. Tabii. Biz sorunu çözdük. Bunlar bize ne yapacak? Saldıracak. Oldu mu? Kiliseler sorunu Osmanlı Balkan'dan atmak, Rusya'nın izlediği panislavizm, Osmanlı'nın zayıflığı. Burada antlaşma sorusu gelirse lütfen Reval görüşmesi ve Rakonigi'yi unutmayalım. Reval İngiltere Rusya, Rakonigi İtalya Rusya. Rusya'nın Balkanlar'da önünü açan gelişmeler. Tamam. Şimdi size harika bir not çıkartıyorum. Lütfen iyi dinleyin bak. Harika bir not. Kronolojik gidiyorum arkadaşlar. Bu savaş 12 Ekim'de. Kimin saldırısıyla başladı? Karadağ'ın saldırısı. Evet. 12 Ekim'de Karadağ'ın saldırısıyla başladı. İlk saldıran kimmiş? Karadağ. Peki biz o sırada nerede savaşıyorduk? Kuzey Afrika'da. Karadağ saldırınca gençler, biz 15 Ekim'de hangi anlaşmayı yaptık? Trablusgarp'ta Uşi Antlaşması. Mantığı kurdunuz mu? Evet. Demek ki Birinci Balkanın başlaması hangi savaşın sonuymuş? Trablusgarp'ın sonu. Devam ediyorum. Ekim'de Karadağ saldırdı. Gel Kasım'a. Kasım 1912. Değerli arkadaşlar, Arnavutluk bağımsızlığını kazandı. Evet. Arnavutluk bağımsızlığını kazandı. Arkadaşlar Arnavutluğun bağımsızlığını kazanması demek Osmanlı'dan son ayrılan Balkan ülkesi demek. Evet şu mavi kalemi de alayım. Osmanlı'dan son ayrılan Balkan ülkesi kimmiş gençler? Arnavutluk. O zaman hangi fikir akımı zayıflar? Bir azınlık e, farklı bir ulusu kaybettiğim için Osmanlıcılık Artı Müslüman bir coğrafya olduğu için, içinde Müslümanlar da var, İslamcılık zayıfladı. Bekle, o zaman ilk ayrılan Yunan, değil mi? Berlin'deki kim ayrıldı? Romanya, Sırbistan, Karadağ. İkinci meşrut ayrıldı? Bulgaristan. Son ayrılan kim? Arnavutluk. O zaman iddia terakki ne yapacak? Ulan diyecek, Allah hepinizin belasını versin. Ben sizler için meşrutiyeti ilan ettirdim. Osmanlıcık batıcılık yaptım siz ayrılmaya devam ediyorsunuz. O yüzden Arnavutluğun ayrılmasıyla arkadaşlar hangi fikir akımı güçlenir? Türkçülük. O yüzden beni düzenli dinleyenler anlayacaktır. İkinci meşrutiyetin ilanı Osmanlıcılık batıcılıktır. İkinci meşrutiyet dönemi, ikinci meşrutiyet dönemi nedir arkadaşlar? Türkçülüktür. Tamam. Gel şimdi Türkçülüğü öğrendik mi arkadaşlar? Bu dönemde, bu dönemde Kasım ayında Arnavutluk bağımsız oldu. Aradan arkadaşlar Aralık ayına geldik. Bir ay sonra MEP kitabında geçer Çatalca Ateşkesi'ni yaptık. Yalnız burada rezil perişanız. Evet Aralık ayı Çatalca Ateşkesi arkadaşlar. Burada iki tane vatan evladı var. Şükrü Paşa, Mehmet Şükrü Paşa Edirne savunmasını yapıyor. Bekleyin. Bir de Hamidiye kahramanı var. Hamidiye kurbazörüyle dolanıp dolanıp Yunanları bombalıyor. Dolanıp dolanıp Yunanları bombalıyor. Rauf Orbay. Oldu mu? Hamidiye kahramanımız kimmiş arkadaşlar? Rauf Orbay. Devam edelim. Şükrü Paşa Edirne savunması. Hamidiye kahramanımız kimmiş? Rauf Orbay. Bunlar bizim kahramanlarımız. Şimdi detaylara geliyoruz arkadaşlar. Aralık ayı oldu mu? Biz maalesef Edirne'yi kaybettik. Biz Edirne'yi kaybedince. Burada derin bilgi var. İttihat Terakki bunu bahan etti. Ve ne yaptı gençler biliyor musunuz? 23 Ocak 1913'te artık yeni yıla gir. Bağbali baskınını yaptı. Ahmet hocam, Baba Ali baskını nedir? İttihat Terakki'nin Kamil Paşa hükümetini devirip Mahmut Şevket Paşa hükümetini kurduğu gelişmedir. 2022 KP sorusu. Çıktı diye anlatmıyoruz. Biz zaten anlatmıştık Allah şükür. Ahmet hocam, Baba Ali baskını. Arkadaşlar, buyurun. Şöyle yapalım. Buyurun. Bir, Edirne'yi kaybetmeseydik belki bu olmayacaktı. Arkadaşlar Kamil Paşa gitti. Bekle, derin nefes al. Kamil Paşa hangi parti? İşte bu soru çıkmadı. Hürriyet İtilaf Partisi. Muhalefetin en büyük partisi. Hürriyet İtilaf iktidardan uzaklaştı. Yerine Mahmut Şevket Paşa geldi. Evet. Surprise! Mahmut Şevket'i nereden hatırlıyorsun? Hareket Ordusu Komutanı. Arkadaşlar, işte İttihat Terakki iktidar oldu. Şimdi bizim burada farkımız ne olacak? İttihatın iktidar olduğunu herkes biliyor. Sana ÖSYM e hangi parti yönetiminden uzaklaştı derse Hürriyet itiraf diyorsun. Mahmut Şevket'in İttihat Terakki olduğunu biliyorsun arkadaşlar. İktidar kim olmuş? İttihat ve Terakki. Şimdi seni uyarıyorum. Saf saf soru çözmek yok. Padişah değişmedi gençler. Padişah aynı. Mehmet, Reşat. Rejim ilgisi yok. 31 Mart'tan farkı bu. 31 Mart'ta padişah değişti rejime karşıydı. Ama hocam çok karışıyor. Bebeğim çok karışmıyor. Bak şöyle yapacaksın ya. 1908 ikinci meşrutiyet diyeceksin. Tamam mı? 1909 31 Mart diyeceksin. Böyle çalışacaksın. Rejime karşı padişah değişti. 11, 12, Trablus diyeceksin. Trablus bitmeden 12'de hangi savaş başlamış? Birinci Balkan. Değil mi? 1913'te ne olmuş? Bağbali baskını. Şimdi ben sana diyorum nasıl karışıyor? Hiç hayatında böyle not çıkarttın mı acaba? Yani kızmayın. Çıkartırsanız karışmaz. Siz karıştırınca ben üzülüyorum. Bak Rejime karşı padişah değişti. Rejimle padişahla ilgisi yok. Tek değişen şey hükümet. Bu kadar. Derin bilgiler verdim. Hangi parti uzaklaşmış? Hürriyet, itilaf. Derin bilgi verdim. Edirne'yi kaybettiğimiz için olmuş. Değil mi? Arkadaşlar. Peki. Biz burada, şunu zaten siz evde de yaparsınız. Siliyorum. Biz burada başarısız olduk arkadaşlar. O zaman sert bir soru. Neden? Neden yenildik? Buyurun. Bir, ilk bunu işaretleyin. Orduya siyasetin girmesi. Evet. Orduya siyasetin girmesi. Arkadaşlar testlerde bunu şöyle diyecekler. Mektepli alaylı çekişmesi. Evet, mektepli, alaylı. Hocam, bu nasıl olacak? Şöyle olacak. İttihat Terakki yenilikçi. Gelenekçi komutanları önemli görevlerden almaya çalışıyor. Bu sefer yenilikçi gelenekçi, yani mektepli alaylı çekişmesi oluyor. Emir komuta zinciri bozuluyor. Biz bu savaşı ordu siyaset yaptığı için kaybediyoruz. Mustafa Kemal de İttihat Terakki'den ayrılmaya karar veriyor. Okey? İkincisi 4 cephede savaşmamız. Buyurun 4 cephede savaşmamız. Arkadaşlar 4 cephede de sallanır seversen. Al işte 4'ü birden aynı anda. Üçüncüsü. Hükümet Başkanı Ahmet Muhtar Paşa'nın zafiyeti. Şimdi anlatacağım. Balkan Savaşları başında Ahmet pardon Ahmet Muhtar Paşa vardı. O kadar rahatmış ki ya diyormuş siz Balkanlardan bir şey olmaz adım kadar eminim demiş. Bunu demiş bir ay sonra savaş çıkmış. Safmış yani. Ahmet Muhtar Paşa'nın sadı zamlı 4-5 aydır arkadaşlar. Hatta bu savaş çıkınca gidecek kim gelecek yerine Kamil Paşa. Kamil de darbeyle gidecek Mahmut Şevket gelecek oldu mu? Ahmet Muhtar Paşa'nın zafiyeti yani böyle bir savaş beklememiş. 4 Donanmamız eksi. Mühimmat eksi. 5 Dikkat. Ordunun bir kısmının terhisi. Ahmet Hocam terhis demek? Salı verme demek arkadaşlar. Biz ordunun bir kısmını neden terhis ettik? Bir. İttihat Teraki eski kafalı komutanları gönderip yenisine genç, yenici subayları atamak isterken eskiyi emekli etmiş, yenisi gelmeden savaş çıkmış. Asker böyle azalmış. Bir de Vahhab'a ayaklanması çıkmış. Tabi o zamanlar Hicaz bize ya arkadaşlar. Vahhabi siyanı çıkınca ordunun bir kısmını oraya göndermişiz. Gönderince batıda bizim ordumuz ne olmuş? Azalmış. Bir rivayet 40-50 bin civarı asker azaldı söylenir. Biz Balkan Savaşları'nda yenilmek için elimizden geleni yapmışız. Evet, birazdan akıl tahta tekrarını yapacağım. Burada ne önemli? Bağ-bali baskınıyla, 31 Mart'ı karıştırmayın, hürriyet itiraf. Neden yenilik sorusu? Bir Trablus kartla çıkar, bir de burada çıkar. Bağlayacaksın. Bu savaş başlayınca hangi anlaşmayı yapmışız? Uşi. Değil mi? Savaşa katılmadan bağımsız olan kim? Arnavutluk arkadaşlar. Fikir akımı yorumlarını yaptım. Değil mi? Çatalca ateşkisi vesaire. Şimdi yorum yapalım. ÖSYM bize öncülü yorum sorusu sorabilir. Sakin ol. Balkan savaşları çıktığında İngiltere Fransa diyor ki savaşın sonucu ne olursa olsun asla diyor sınırlar değişmeyecek diyor. Bak savaşın sonucu ne olursa olsun asla sınırlar değişmeyecek diyor. Biz savaşı kaybediyoruz. Biz savaşı kaybediyoruz. Mayıs 1913'te Londra konferansında Sınırlar bayağı bir değişiyor gençler. Evet. Birinci Balkan sonunda hangi konvenant toplanıyormuş? Londra. Sınırlar asla değişmeyecek dediler. Biz savaşı kaybedince sınırlar değişti. O zaman yorum yapalım. Sizce neden en başta sınırlar değişmeyecek diyorlardı? Çünkü savaşı Osmanlı'nın kazanacağını düşünüyorlardı. Baştan biz kural koyalım, garanti alalım. Sınırlar değişmeyecek diyelim. Osman kazanabilir diyorlardı. Osman ne zaman kaybetti? O zaman sınırlar değişti. Buyurun. Birinci Balkan'dan sonra hangi konferans toplanmış gençler? Londra. İnkılap tarih adını verdiğimiz bölümde 3 Londra bilin. Yani hepsi önemli de 3 tane. Birinci Balkan'dan sonra Londra. Gizli anlaşmalarda Londra. Bir de Kurtuluş Savaşı'nda birinci İnönü'den sonra Londra. Tamam. Hadi bakalım. Londra konferansı. Gençler 1. Bir... Midye Enes'in Batısını kaybettik. Batısı gitti. İki. Trakya'nın tamamı. Trakya'nın tamamı. Kime geçti gençler? Bulgara. Edirne, Kırklareli dahil. Size bir şey öğreteyim. Doğu Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekir, Tekirdağ'dır. Batı Trakya, İşkece, Gümücüne, Sofulu, Dedeağaç. Söyle bakayım. Doğu Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Batı Trakya'yı söyle. Bak söyleyemedin. Adını söyleyemedin yer Batı Trakya. İşkece, Gümülcüne, Sofulu, Dedeağaç. Hepsi gitti. 3. Bak bak bak. ÖSYM kaç kez sordu artık bilmiyorum. 4-5 kez çıktı arkadaşlar. Makedonya bölgesi. Yunan ve Sırp tarafından paylaşıldı. Gördünüz mü? 4 Selanik Girit Yunan'a verildi. Ya ikinci Abdülhamit yazık burada sürgündeydi. İstanbul'a gelecek gençler. 5 Arnavutluk ve Ege'nin geleceğine Arnavutluk ve Ege'nin geleceğine kim karar verecek arkadaşlar? Avrupa karar verecek. Oldu mu? 6. Sakin ol. Kodluyoruz. Biz 1. Balkan'da nereyi kaybettik? Badem. Arkadaşlar badem derken Batı Trakya. Devam ediyorum. Arnavutluk. Devam ediyorum. Doğu Trakya. <laughs> Devam ediyorum. Ege Adaları. Bakın 12 adros farklıdır. Ege adaları farklıdır. 12 ada Rodos'u uşi de verdim. Şu tuzağa düşmeyin. Bozcaada, Gökçeada Tavşanlı duymuşsundur bunu. Midilli, Sakız, Sisam bunlar Ege adalarıdır. Bizim öğrenci ne yapıyor? Ege'yi topluyor işte Bozcaada, Gökçe, şu, topluyor hepsi 12'ye bağlıyor. Onun hepsi 12 ada zannediyor. Çok ayrı şeyler. 12 ada farklıdır. Ege adaları farklıdır. Bir de Makedonya. Evet gençler. Badem şifremizin adı, badem şifremizin adı. Yalnız bunu öğrettiğime beni pişman ediyorlar. Neden? Hangi soru gelse bizimki badem. Badem. Dur bir. Bademi birinci Balkan'da kullan. Tamam mı? Şimdi size bir jest yapacağım. Serkan'cığım Birinci Balkan'ı gördük ya. İkinci Balkan'a Bulgaristan girecek. Niye girecek? Nereyi kaybedecek? Arkadaşlar bir harita göstermemiz gerekiyor. O yüzden bir akıl tahtayı kullanacağız. Arkasından ikinci Balkan'dan devam edeceğiz. Teknoloji bizim işimiz. Hadi bakalım. Evet gençler şimdi akıl tahtamı hazırladım. Ahmet hocam birinci Balkan'la ilgili bize öğretmen gereken şeyler var mı? Var arkadaşlar. Bakın. Şu Makedonya bölgesini görüyor musunuz? Heh. Bak gördün mü? Kim var burada? Sırp var. Altta kim var? Yunan. Yani Sırp'la Yunan arasında Makedonya var. ÖSYM bunu bize dört kez sormuş. Makedonya'nın kaybedilmesi hangi savaşmış arkadaşlar? Balkan Savaşları. Bu bir. İkincisi, Bulgaristan Edirne kırkları dahil her yeri aldı. Değil mi? Güçlendi. Değil mi? Şimdi dikkat. Gençler, Bulgaristan güçlenince, bak bak büyüdü büyüdü görüyor musun? İşte kimle komşu? Romanya'yla. Şuranın adı Dobruca. Bulgaristan'la Bulgaristan'la Romanya sen bölge neymiş? Dobruca. O zaman Bulgaristan'ın fazla büyümesi kimi rahatsız eder? eder arkadaşlar Romanya'yı. O zaman 1. Balkan'a girmeyin. 2. Balkan'a kim girecek? Romanya. Hangi bölge için? Dobruca. Bak burası. Tamam. Öğrenin bunları. Arkadaşlar Sırbistan gitti. Karadağ gitti değil mi? Şimdi dikkat. Benim kara bağlantım kimle kaldı? Sınır soruları cevaplayalım. Bulgaristan'da kara bağlantım kaldı. Ama Sırbistan'la kalmadı. Farkında mısın? Harika bir soru daha çıkmadı. Balkan savaşlarından sonra Osmanlı'nın hangi devletlere sınır bağlantısı vardır yoktur? Mükemmel bir soru. Soru bankama koymaya korkuyorum. Sonra çok zor diyorsunuz. Bari öğreteyim. Bak Bulgar gitti, Makedonya gitti. Senin Sırbistan'la bağlantın kalmadı. Okey. Vurguyu anladık mı arkadaşlar? Dobruca öğrendik mi? Öğrendik. Şurası Midya'yı ne sattıdır arkadaşlar? Öğrenin bunları. Yavru kurtlarım. Şu küçük küçük adalar 12 ada şey Ege adalarıdır arkadaşlar. Aşağısı 12 ada Verodos'tur. Ege farklı, 12 ada farklı. Ege adalarını kaybetmen büyük oranda Balkan savaşlarıdır. 12 ada Verodos'u kaybetmen Uşi'dir. Tamam. Haritamızı öğrendik mi? Evet. O zaman ben birazdan Makedonya'yı da kaybettim. Değil mi? <laughs> arkadaşlar. Kuzey Afrika'yı Trablusgarp'la kaybettim. Giderek fakir ama gurlu bir coğrafya olma yolunda ilerliyorum. Evet harita sorularım. Bire girmeyip ikiye giren kim? Romanya. Kime girdi? A bana, B Bulgar'a. Bulgar'a girdi. Hangi bölge için girdi? Dobruca. Osmanlı'nın Sırp'la kara bağlantısı var mı? Seni buradan vuracaklar. Hayır, yok. Makedonya hangi devletler arasında paylaşılmış? Sırp, Yunan. Makedonya hangi savaşta kaybedilmiş? Balkan. Ege'nin çoğunluğunun kaybedilmesi? Balkan. 12 ada ve Rodos'u kaybetmemiz hangi anlaşmaymış arkadaşlar? Uşi. Tamam. Şimdi... Şimdi evet. Ya Allah diyorum. Vallahi becerdim. Evet. Gençler. Kitabımızın tablosu. Siz anlamazsınız diye işimi sağlam alıyorum. Bir de buradan anlatıyorum. Birinci Balkan. Karada, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Kasabaya, Rusya'nın izlediği panislavizm milliyetçilik. Bağımsızlık yok. Milliyetçilik var, bağımsızlık yok. Bunlar zaten bağımsız. Osmanlı'nın zayıflığı, kaplı ortaya çıktı. Osmanlı Balkanlardan atmak. Değil mi? Şöyle yapalım. evet, büyütelim biraz ekranı. Heh, Osmanlı Balkanlardan atmak, kiliseler sorunun çözülmesi, Bulgaristan'ın kendi kilisesini kurması diğer devletleri rahatsız etmişti. Bu sorunu maalesef İttihat Terakki çözdü. İlk saldıran Karada, 3 gün sonra neyi yaptık? Uşi yaptık arkadaşlar. Gel şöyle. Kasım ayında kim bağımsız oldu? Arnavutluk. Son ayrılan Osmanlıcılık ve İslamcılık eksi Türkçülük seksi son ayrılan dedik. Aralıkta Çatalca ateşkesi, Daha sonra Edirne'de Mehmet Şükrü Paşa arkadaşlar Hamidiye'de kim? Hüseyin Rauf Orbay. Değil mi? Edirne düşünce. Ocak ayında Bağbali baskını. Değil mi? Arkadaşlar. İtilaf derken hürriyet itilaf yanlısı Kamil Paşa gitti. Mahmut Şevket Paşa geldi arkadaşlar. Burada yazım hatası olmuş. Mahmut Şevket olacak. Bunun rejimde bilgisi yoktu. Padişah değişikliği yok. 31 Mart'tan farkı. Ne güzel olmuş bak değil mi? Arabes bir soru. Arabes bir soru. Neden yenildik? Orduya siyasetin girmesi, dört cephede savaşmamız, donanmanın zayıflığı, ordunun bir kısmının vahayba ayaklanmasına gönderilmesi, mühimmat yetersizliği. Evet. Birinci Balkan Savaşları'ndan sonra esir düşen yazarımız Ömer Seyfettin. Gençler. Evet, Ahmet Hocam hangi konferans toplanmıştı? Gelin yavrularım. Evet, Hangi konferans toplanmıştı? Londra. Trakya'nın tamamı Bulgar'a gitti. Selanik, Girit, Yunan'a gitti arkadaşlar. Kısaca bademi kaybettik. Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege, Makedonya. Oldu mu? Bire girmeyip ikiye kim girecek arkadaşlar? Romanya. Bir de fragman yapalım şuradan. Fragman yapalım. Bulgar'ın aşırı kazanımları. Ekselen Romanya. Dobruca sorunu. Herkes Romanya'ya girecek. Şey Bulgar'a gidecek. İtürür, kurt yürür diyeceğiz. Edirne, Kırklar'ı diye geri alacağız. Ben bunu size tahtaya yazarak anlatacağım. Oldu mu gençler? Kitabımızda tablolarımız mevcut. Kitap olanlar zaten gayet rahat inceliyor. Serkan'cığım biz bir tekrar haritamızı şey yapalım. E, tahtamızı hazırlayalım. Gençler 2. Balkan'dan devam ediyorum yazarak. Evet gençler Balkan Savaşları'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizin için harita gösterdim. İlkiyle bir tekrarladım. Tamam mı? İlki zordu. İkincisi daha kolay. Rahat olun. 2. Balkan'ın sebebi. Bulgaristan'ın aşırı kazanımları. Evet. Peki Bulgaristan aşırı kazanım yapınca gençler bu sefer Sırp, Yunan değil mi? Dikkat! Romanya. Herkes kime dalacak? Herkes kime? Bulgara. Karadağ etkisi eleman gibi. Romanya hangi bölge için dalacaktı? Dobruca. Evet Almanya Fransa arasında nasıl asla soran varsa Romanya'da Bulgaristan arasında doğu kuca meselesi var. Ömer Seyfettin'imize esir düşmüş hatırlarsanız. Arkadaşlar herkes Bulgar'a düşünce fırsat bu fırsat diyor iddia teraki. İt ürür. Kurt yürür. Hocam nasıl oldu? Değerli arkadaşlar o sırada Enver Paşa Sarışın kurt Mustafa Kemal. Gençler Mustafa Kemal'in buradaki görevi Akdeniz Birleşik Daire Boğazlar Harekat Başkanlığı. Akdeniz Birleşik Boğazlar Daire Harekat Başkanlığı. İşaretleyin. Mustafa Kemal özellikle Bolayır cephesinde arkadaşlar. Bolayır'da. Ve bu ikisi bir araya geliyorlar. Oh! Edirne Kırklareli'yi geri alıyorlar. Edirne, Kırklareli bizde. Arkadaşlar burası Doğu Trakya mı, Batı Trakya mı? Antep'ten bakınca her yer batı gibi geliyordu. Öyle bakmayın. Trakya'nın bunlar doğusu oluyor. Şimdi hatanızı söylüyorum. Balkan savaşları sonucunda nereler kaybedildi sorusu geliyor testlerde. Bizim öğrenci badem. Akıllı bıdık. Balkan savaşları sonucu diyorsa badem yanlış olur. Çünkü Doğu Trakya bizde kalıyor. Badem birinci Balkan. Balkan savaşları sonucu diyorsa bademi uygula ama Doğu Trakya'yı verme. Çünkü o geri bizde tamam mı? 2021 veya 20, 21 sorusu herhalde. Enver Paşa hürriyet kahramanı. ikinci meşrut ilanıydı. Şimdi tek sorusu kaldı çıkmayan. Enver Paşa'ya Edirne Fatih denmesinin sebebi. Edirne Fatih denmesinin sebebi. Evet. Neymiş gençler? Edirne'yi tekrar geri alması ikinci Balkan Savaşı. Oldu mu? Bu ittihat terakki olan sevgi ve sempatiyi ne yapacak? Arttıracak. Peki Ahmet Hocam, bu savaşın sonucunda ne olacak arkadaşlar? Bulgaristan mağlup olacak. Bükreş Antlaşması yapılacak. 1913'ün Ağustos ayında. O zaman birinci Balkan'ı bitiren konferans Londra, ikinci Balkan'ı bitiren Bükreş. Savaşlar bitti. Var mıyız? Yok muyuz? Yokuz. Bulgaristan burada toprak kaybetti. Evet, Büyükleşme Anlaşması önemli. Peki biz nerede varız? Gençler, biz 1913'ün evet Eylül ayında önce Bulgaristan'la hangi anlaşma yaptık? İstanbul Anlaşması'nı yaptık. Evet İstanbul Antlaşması. Kimle yapmışız? Bulgaristan'la. Bakın tahtaya arkadaşlar. Bu anlaşmaya göre 2020 veya 18 sorusu. Meriç Nehri sınır. Ön lisansa sordu ÖSYM. E. Sınır olarak hangi bölgeyi kabul etmişiz? Meriç Nehri. Buna göre Edirne. Kırklareli. Tekirdağ bizde. Dimetoka. Dimetoka. Önemli bizde. O zaman Doğu Trakya'yı aldık. Bunu yapma söylüyorum arkadaşlar. Bulgaristan'da kalan Türklerin Türkçe eğitimi, din serbestliği, kendi muhtarını seçebilmek gibi haklarını korumak için yapıyorum bunları. 1913'ün bu sefer Kasım ayında Yunanistan'la hangi anlaşma yapıyorum? Atina Anlaşması. Bu anlaşmayla maalesef Selanik, Girit resmen kime veriyor çocuklar? Yunan'a. O zaman Girit çok önemli bölge. Duraklamada 24 yılda fethettim. Benden ayrılmasın diye Halep'a fermanını yaptım. Değil mi? Uğruna Dömeke Savaşı'nı yaptım. Mustafa Kemal'i heyecanlandırdım. Cenge giderken şiirini okudum. Değil mi? İkinci meşruiyette işgale uğradı. Maalesef resmen kaybetmem hangi anlaşmaymış? Atina. Peki yine neresi sınır gençler? Bak gene aynı şey. Meriç sınır. Görüyor musun? ÖSYM o yüzden pas geçmiyor. Sonra 1913'ün 13 bitti artık. 14'ün Mart ayında İstanbul Anlaşması'nı yaptım. Ahmet hocam kimle yaptım? Sırpla yaptım arkadaşlar. E hocam bu anlaşmayı Sırpla yapıyoruz değil mi? Sırp. Peki bizim Sırpla kara bağlantımız kalmış mıydı? Hayır. Haritada gösterdim. O zaman cevap ver. Niye anlaşma yaptık? Batı Trakya Türklerini korumak için. O zaman buyurun. Topluyorum. Topla bunu. Oh. Ben Atina, İstanbul, İstanbul anlaşmalarıyla Batı Trakya Türklerini korumak istedim. Ben Türkler için anırdım. A, İ, Atina, İstanbul, İstanbul. Oldu mu? Peki Balkan Savaşları'ndan sonra arkadaşlar. Makedonya gitti. Doğu Trakya bizde kaldı. Birçok yer gitti. Anadolu'ya göç olur mu? Olur. Arkadaşlar gelenler için muhacirin komisyonunu kurdum. Bakın bunu unutmayın. Birini gönderirsen sevk ve İSKAN komisyonudur. Gelenler için muhacirin komisyonudur. MEP kitabında özel şeyleri var bunun. Balkan savaşlarından Anadolu'ya göçler olacak. Bu göçler sonucunda Anadolu'da Müslüman nüfus oranı artacak. Konut sıkıntısı yaşanacak. Türkçülük akımı güçlenecek. Böyle sorular çıkabilir. Haberiniz olsun. Tamam mıyız? Muhacirin komisyonu. Peki adalar için hangi konferans düzenlendi? 1914'te Elçiler Konferansı. Adalar için gençler. Bu da bilginiz olsun. Kitabımıza yazdık. Şimdi ne oldu? Topla bunu. 12 ada kaybettin. Uşi. Değil mi? Dikkat. Bozcaada. Gökçeada. Sayısalcı. Bozcaada'nın ismi İmroz'dur. Gökçeada'nın ismi Taşoz'dur. Ve tavşandı bize Diğer adalar Sisam, Nikarya, Midilli, Sakız adaları maalesef kimde? Yunan'da. Oldu mu? Her zaman vurguluyorum. 12 adara dost dersem Uşi, Ege'nin kaybedilmesi arkadaşlar Balkan Savaşları. Bu kısmı da öğrendik mi? Toparlayalım. Birinci Balkan'da Londra Konferansı, İkinci Balkan'ı bitiren Bükreş Anlaşması yokuz. Biz nerede varız? a Atina, İstanbul, İstanbul. Kara bağlantınız kimle kalmadı? Sırpla. Neden yaptın? Neden yaptın? Neden yaptın? Türkleri korumak için. Oldu mu? Peki, burada neyi bileceğiz? Bolca'da, Gökçada, Tavşanlı, Edirne ve Kırklareli. Bunlar bizde kaldı. Doğu Trakya bizi diğer bölgeleri ne yaptık? Kaybettik. O zaman Balkan savaşlarından sonra hangi fikir akımı zayıfladı? Osmanlıcılık zayıfladı, Türkçülük önem kazandı. Anadolu'ya göçler oldu, muhacirin komisyonu kuruldu, Türkçülük akımı güçlendi. İttihat terakki Edirne ve Kırklar'ı yalınca moral kazandı. İttihat terakki Balkan savaşlarından sonra özellikle Osmanlı ordusunda Falkenhayn gibi, Limon Van Sanders gibi komutanlar eşliğinde ıslahat çalışmalarına ne yaptı? Ağırlık verdi. Makedonya ve gitti arkadaşlar. Doğru mu? Selanik'te gitti. Selanik'te resmen gitti anlaşma Atina'dır. Meriç de karşımıza soru olarak gelmiştir. Evet. Yani Balkan Savaşları'nı haritada anlattım. Akıl tahtı anlattım. Bir de yazarak anlattım. Benden yana helal yaşı olsun. Vurduğunuz gol olsun.